Bir hafta önce Kadıköy'de derbi kazandı Galatasaray. Hafta arasında Avrupa Ligi'ne Pauk galibiyetiyle yine şık bir giriş yaptı. Harika bir hafta devam ediyordu. Bugün Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde dakikalar 35'i gösterdiğinde iki süper golcüden 3 süper gol izlemişti sarı kırmızılı taraftar. Ve e, hakikaten e, kutlamalar başlamıştı. Ama maçın sonundaki skor az önce de gördüğünüz gibi 3-3 Kasımpaşa. 3-0'dan geri geldi ve lig tarihinin gerçekten en unutulmaz 90 dakikalarından birini izlettiler bize. Galatasaray 3-0'dan 3-3'e yakalandı sahasında Kasımpaşa'ya ve ligdeki ilk puan kaybını yaptı. Belki Okan Buruk ve sarı kırmızılı futbolcular 10. hafta oynanacak Beşiktaş derbisine kadar ne ligde ne Avrupa Ligi'nde puan kaybı yapmayız diye düşünüyordu ama ee, i̇lk puan kaybı bu akşam itibariyle Kasımpaşa karşısında. İşte bu soruların e, cevaplarını, neden 3-0'dan 3-3'e yakalandığını ve maç içinde yaşananları sevgili hocamız Fırat Aydınus'a son kararda her zaman olduğu gibi soracağız. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Yaşamlar. Hemen o sorunun cevabı, neden, nasıl 3-0'dan 3-3'e geldi bu karşılaşma? Sizce bu e, ilk puan kaybını hazırlayan koşulların Başlıca e, sebepleri nelerdi? Ee, şöyle söyleyeyim. İlk yarı itibariyle yapılan rotasyon e, belki hani maç bu şekilde bilseydi alkışlanacaktı. E, i̇kinci yarı itibariyle Kasımpaşa'nın cesurca Galatasaray'ın üstüne gelmesi ve e, yapılan değişiklikler verim alınamaması Galatasaray adına ve özellikle bu kadar Rahat hızlı geçerken hala Torreira'yı oturtulması kulübede e, etkenlerin en başında geliyor. Süme'nin yani, <laughs> tabi sakatlığı, tekrar sistemin ikinci yarı itibariyle değişmesi, tek forvete dönmesi. Bu işte bu esnadaki e, belki geç kalınan, belki zamanlama olarak doğru, doğru olsa da kişi olarak e, işte Torreira'nın olması farklı, işte Berkat ve Kaan alınması o süreç içerisinde etken e, dolayısıyla ben bunlara bağlıyorum. Ama şu bir gerçek. İlk yarı 3-0 olduğunda e, bu rotasyonda Okan Hoca için e, herkes ya son 3 sezondur gerek bireysel anlamda mevkiler anlamında yaptığı değişiklikler ve yenilikler gerekse bugün itibariyle işte çift forvete geçip sistemdeki değişiklik e, yan yana önlü arkalı oynayan ee, birbiriyle ilk defa oynayacak olan e, bu oyuncuların eşiğinde 3-0 yakalamış bir Galatasaray ve Okan Burun bu e, yeni aldığı karar ile <laughs> ki yeni kararlar her zaman sancılı olur değişimler değişiklikler alkışlanacaktı ama ikinci yarı hani geceyle gündüz gibi bambaşka oldu ve şahsi fikrimde e, dediğim gibi Osman'ın sakatlanması Kasımpaşa'nın cesurca e, ya ya merro diyerek gelmesi. İlk yarıda mesela 3-0 içeri girilse çok farklı. 3-1 çok farklı. Veya Kosta'nın 3-2 olacak. girecek. Yani bu şöyle söyleyeyim. Orada sinyaller vardı ama. <laughs> Tabii ama şöyle söyleyeyim. Netice itibariyle en başına en sonuna farklı kararlar ve farklı hikayeler bir maç içerisinde seyrettik. Ve bunların neticesini de bu skor çıktı ortaya diye düşünüyorum. Ee, ben hem e, bir ek yapacağım hem de yine e, akabinde sorularım olacak. Birincisi e, bir faktörde de belki e, hemen ilk yarının sonunda sakatlanması. Evet. Yani o biraz hem moral olarak hem e, oyunun akışı olarak e, direkt etkiledi. Ama maç sonunda bir açıklaması var. Sakatlığım ciddi değil. Bir problem yaşadım. Risk almak. Evet risk almak istedim. Şöyle söyleyeyim. Yani, yani. yani o kadar aslında değişken ki mesela <laughs> sezon başından beri Galatasaray'ın maç başında offside ortalaması 0.2. İlk yarı 4. 4 offside. Yani çift forvetli ve hani defans arkasına atılan, araya atılan hani bu sistemle ee mesela o kadar değişkenlikler oluyor ya hikayeler aslında hani çok farklı. Sadece skor olarak, oyun olarak burada bile var. öyle çift Santrafor sisteminde Galatasaray alternatifli oyun, oyun ve hücum gücünü gösterdi. Yani kanatlara topu e, aktararak ortalarla, e, cepheden e, araya paslar, uzun paslar ve zaten baktığında bu e, kadar değişkenin ve alternatifli hücum oyununun neticesinde geldi gollerde. Belki de yakalanmasalardı dediğiniz gibi çok daha pozitif bir e, hava yaratacaktı Galatasaray'da. Kes Kesinlikle. Bu arada Okan Buruk'u dinledim e, maç sonunda. Oradan şöyle geleceğim size. Birincisi e, hafta arası da aynı şikayette bulunmuştu. Şimdi tabii e, 3-0'dan 3-3'e yakalanınca e, Feberan'ı daha ciddi maç programından şikayetçi. Yani bugüne Galatasaray maçının konmasından federasyonun bu tercihi yapmasından şikayetçi. İkincisi de biz de pozisyon pozisyon gideceğiz ama önce istediğiniz pozisyonlar penaltı pozisyonları ve direkt oraya hakem eleştirisi yaptı ciddi bir şekilde. E, şöyle söyleyeyim e, Penaltı bu, kararına bu, çok büyük tepki gösteriyor. E, maç takvimi önceden değil mi? Yani haftalık mı yapılıyor bu? Önceden yapılıyor, hı hı. biliniyor yani netice itibariyle Tüm takımları için. Mesela erteleniyor, sonra ertelenen maçları oynuyor. Hı hı hı. Avrupa maçlarının günlerine göre lig maçları, saatleri, günleri. İçeride yani oynayan, ben, dışarıda Ben mi? şöyle söyleyeyim. Ee, o kadar sıkışık takvim ki, hele Avrupa Ligi bu formatta oynandığında, yayıncı kuruluşa da sorarsan, Ayrı ayrı iki yayın. Takımlara, tabii, takımlar, tabii tabii takımlara da sorarsan, futbolculara da sorarsan. Yani herkes aslında kendine göre haklı. Haklı tarafları var. Hepsinin de ama. Yani burada bir tane ya sen haklısın deyip o şekilde yapsan öbür tarafı mağdur bırakıyorsun. Oraya kaysan öbür taraf mağdur bırakıyor. Yani mesela enteresan e, Manchester City'nin oyuncusu İspanyol. E, Rodri. Rodri. Sezonu kapadı. Bir gün önce diyor ki bu kadar Tabii, maç evet. takvimi varken hani neredeyse greve gidecek bir durum var diyor. Ve bir gün sonra sezonu kapatıyor. Yani şimdi... Hatta grevi ilk organize edenlerden biri Yani Rodri. E, dolayısıyla... Gerekirse yani, grev yapacağız dedi. Futbolcular adına da mesela <laughs> düşündüğümüzde belki de hani Osman'ın sakatlığı bu kadar kısa yani... ...yediği mesela gelmeden önce antrenman yoğunluğu ne kadardı veya buradaki antrenmanlarla işte maça çıkıyor. Bir de bağlasan bir sonra, tutmaz bu. Tabii bir yerden sonra o yüksek perdeden oynadığı performansla hani büyük ihtimalle hepsinininde problem oldu. Çekti. Çekti, kopmadıydı de çekme zaten hani vücut dili ve konuşurken belli ediyordu bunu. Hani bunların etkisi ama ister istemez olacak. Bu takvimde olacak. Bu serzenişler olacak ama her taraftan bunu yani sadece bir işte yayıncı kuruluş bir takım futbolcu federasyon yani her taraftan değerlendirmek lazım. Her tarafta her bu kararı veren veya karşı gelenlerde kendine göre haklı gerekçeleri var. Ne yaparsan var yani netice itibariyle. Hocam çok güzel söylediniz buna katılıyorum hatta bir hatırlatma yapayım. Geçen sene şampiyonluğa giderken 8 artı 3 ile boğuşarak daha dar bir kadroyla Sonuç aldı Okan Buruk ve hakikaten her hafta problem çözdü. Hatırla e, ne işte kadar yoğun bir program. Biraz önce söyledim ya hani alkışlanacak böyle olsaydı hani o bireysel... Yani ilk kaybedilen puan doğruya oraya mi? Bireysel yani. değişimler derken hani işte Barış'ı sol bek oynatması, Berkan'ı sol bek oynatması, sağ Değil bek... Mi? çözümler sağ yani? Hani şimdi veya işte bu sistemsel ben ona dem vurmuştum. Şimdi farklı bir konuda e, benzer örneği vererek e, bunu e, uyguladı daha zor bir zamanda uyguladı ama hani bu gibi durumlar ben yani bu senenin bir konusu değil bu her yani yıl bu şey. konu oluyor yani herkes de kendine göre haklı e, ama şu var bir gerçek var ki mesela Sanchez Galatasaray'da Orera. çok 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 önemli Torreira hani biz hep iki sezonda diyoruz ya Omur hani Mustafa Hani Bardakçı, Nelson ve Nelson'dan daha iyi olan şu anda Sanchez, Torreira ve ileride Icardi. yani. O Hatta omur. arada Mertens ee, problem çözüldü. O da yok bugün. Ama mesela. az olan o omurdan masrafı. Şimdi Sanchez yok. E, Torreira yok. E, yan yana dediğim gibi Sara Demirbay ilk defa oynadı. Tabii. İlk defa Önler, ikili oynadı. Yani yan yana. E, şey, Jelert ve e, Salah. ilk defa çıktı. İlk defa oynadılar. Sol tarafta Keyza ile Yakup Yunus. Yani şunu söylemek istiyorum. Ki o, o çözüm de 3-1 öndeydi bu arada onu da söyleyeyim. Evet, evet. Ama mesela şu var. E, Nelson'la oyun kurarken mesela Kasımpaşa Bardakçı'nın üzerine baskı yapıp Nelson'la oyun kurmasını zorlarken Nelson'un Sanchez kadar o araya atılan toplar evet. oyunu boyunu kısaltması uzun attığı toplar efektif Düşünümüş, oldu mu? Değil mi efektif oldu mu? Hani <laughs> Sanchez daha faydalı, daha sonuca giden o son pastırı veya o oy oyunu boyunu kısaltma e, durumundaki Galatasaray'ın son haftalarda özellikle Sanchez'e çok iyi yaptığı o durumu Nelson'la başarabildi mi? Yani bunlar da var tabii ama nihayetinde şu bir gerçek. Hani e, her zaman bizler de olsun futbol kime taraftarlar da olsun sonuca göre yorum yapıyor. Bu sonuç ilk yarı 3-1 kapanıp ikinci yarı hiç gol olmasaydı hani Rolanti'ye düş aslında Galatasaray'ın hep yaptığı ilk yarı kopartıp ikinci yarı Rolanti'ye alıyor oyunu. Ee, karşı rakibinde gücü olmadığı için o rolantide gidiyor. Kasıpaşa bir böyle bir baş gösterdi işte. Bir ee, cesurca gelmeye başladı. E, önlemler de yetmedi. Dolayısıyla ee, alkışlanacak yani işte bu aynı sebeplerden eleştirilecek şu anda. İzin verirseniz Okan Buruk'la biz sondan başa gidelim bu sefer. Olur. Ee, Okan Buruk'un e, özellikle penaltılarla ilgili hakeme sert bir eleştirisi var onu verelim. Hocamız da hemen penaltı pozisyonlarını iz e, istemişti zaten. E, kronolojik akışa geçmeden önce Okan Buruk'la startı alalım. E, rica edeyim. Evet verilen penaltı ayrı bir dosya. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış. Oyuncu hazır oldu mu hava topuna çıkacak? Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. Var çağırdı verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler. Buyurun hocam. Şimdi şöyle benzerlik anlamında bu tür pozisyonların neticesinde <laughs> çok penaltı verildiğini gördük. Evet. Ee, tabi burada şunu söyleyeyim. Okan Hoca'nın da kendine göre bir yorum yapmış burada. Yani nasıl diyoruz ki futbol kuralları yoruma dayalı ve <laughs> hakemin takdirine göre o yoruma dayalı kuralların uygulanması vardır ee, ve verilen talimatlar İFAB'ın, FIFA'nın ulusal federasyonların Mesela e, Okan Hoca da kendine göre diyor ki yükselen bir futbolcu diyor. İşte inerken kollarını o topun gelmesi. Yurt dışında bu verilmiyor burada veriliyor bir farklılık var. Bu tamamen pozusunu yorumlayıp kendince penaltı olmadığını dile getirmesi. Buradaki önemli nokta şu ben bu konuşmadan diyor ki gelen hocalar diyor bu gelen hocalar, gelen hocalar merkez hakem kurulu tarafından gönderilen eğitimciler veya faal hakemler eğer gerçekten bu tür pozisyonu Okan Hoca'nın dediği gibi penaltı değil diye anlatmış ise veya Okan Hoca'nın yorumladığı gibi o kriterler nezdinde aynı fikri savunarak bu pozisyonların eğitimini vermişler. Bu evet. sonuca göre yani o hocanın söylediği sonuca göre vermişlerse problem. Problem burada başlar. O yüzden bence hani gelen hocaların verdiği eğitime göre atfediyor ya orada. Hı, hı, hı. Bence Malki'nin bu konuda hani kimi gönderdiği hı. ve bu konuda nasıl bir eğitim evet, verdiğini sorgulası. açıklaması lazım. Tabii. Çünkü hani bu tamamen e, şimdi eğer gerçekten bu tür Polsana giden eğitimci veya faal hakim veya gönderilen e, Merkez Hakem Kurulu tarafından hoca tövmet altında şu an. Tabii Okan Hoca'nın açıklamasındaki gibi bir eğitim <laughs> vermişse bu soru işareti, bu problem. Katılıyorum. Ee, Peki siz ne diyorsunuz hocam biraz e, Şimdi şundan başa iliyoruz ama şöyle yapalım. 78. E, ben, dakikadaki e, pozisyon. çok pozisyonumuz var. <laughs> ama e, spesifik anlamda baktığımızda arkadaşlardan sırayla aslında hem kamuoyu tarafından hem de işte maça baktığımızda, bizler de izlediğimizde, üzerinde durduğumuz, İkardi'nin işte attığı goldeki Kasımpaşa futbolcular bir faal bekledi. Ee, ip, penaltı verilip iptal edilen penaltı ve VAR tarafından yine verilen penaltıları konuşalım. Sonra da genel bir değerlendirmeyi hem buradaki pozisyonlar itibariyle hem de e, aklımıza gelenler durumuyla Istişare Peki, o zaman sıcağı sıcağına şu, ben de merak ediyorum sizin yorumunuzu çünkü Yakup, Fol kazanılan vardı. <laughs> tamam, falan öyle falan. diyorsan Sen evet, hani evet. başlayalım, tamam. O Şimdi oraya, şöyle o bir şey. gelmişken sıcağı sıcağına. Şimdi en şey. kritik anı çünkü. Tabii. Şimdi şöyle bir şey. Ee, bir korner atışı yapılıyor, Hı -hı. uzun. Geliyor. Evet. Ve Kasımpaşalı futbolcu topu içeriye çevirmek istiyor. Doğru. O esnada Jakobsun ki ilk pozisyonu da bu ikili. Evet başroldeydi. Başroldeydi. Doğru. Jakobsun koluna geliyor. Bir, Jakobs arkada bu futbolcunun varlığını farkında mı? İki, dönüp oraya doğru bakıyor ise bu farkındalığı oluşturuyor demek ki kendinde. Üç, kafaya çıktığında bu riski alıyorsan sen bu bir risk alıyordur ve bu futbolcunun farkında isen ve aldığın vücudunu genişleterek doğal olmayan konumdaki o eline top geliyor ise bu pozisyon penaltıyla adlandırılır. Bunun gibi gerek sezon içerisinde ligimizde gerek yurt dışında kafaya çıkılıp Arkadaki adam vurup öndeki adamın kollarının açıklığı doğal olmayan konumdaki vücudunu genişlettirdiği ele veya kola geldiğinde birçok penaltının verildiğini de gördük. Yurt içinde de yurt dışında da. Dolayısıyla bu pozisyon penaltı. Evet bu pozisyonda 3-2'ye geldi maçın en kritik anıydı. Şimdi Diğer penaltı yerine Ama da şimdi devam... şöyle bir şey tabii. Burada e, şunu söyleyeceğim. Eee Ha, tabii, var eh, yani evet. Şimdi ilk pozisyon itibariyle biz gelseydik oraya bağlayarak mesela hakimle ilgili söyleyecektim. Şimdi ilk pozisyonu da biz konuşmadığımız için sanki konuşmuşuz gibi ben Yok, söyleyeyim. Bundan sonra ona gideceğiz. Ama yani. şimdi onu konuşup buna gelseydik ben hakimle ilgili bir yorum mu yapacaktım. Neden? Şimdi otomatikman tabii biz bunun üzerine hakimle ilgili konuşurken. O zaman onu konuşup İkisini birlikte yapalım. Öyle yapalım. Tamam. Çünkü birbirine bağlayacağım. Arkadaşlar, bir mental elli... anlamda yani. Okey. 50. dakikadaki e, hocamız için görüntüleri de hazırlar mısınız? E, orada da ceza sahası alt sağ alt köşesinde bir pozisyon oldu. Yine falla e, Jakobsun girdiği bir mücadele. Top oyun dışında e, fall elle müdahale itirazı yaptı. E, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında var e, izlemesini tavsiye etti ve kararından dönüp köşe vuruş. Buyurun hocam. Bir, Oğuzhan Çakır pozisyon olarak ve açı olarak çok <laughs> doğru bir yere koşuyor. <laughs> Bulunduğu yer çok doğru. Yani tek başına bir futbolcu oradan girerse senin oraya doğru gitmene gerek yok. Sola doğru gelip ceza sahasını daha geniş açıdan görebilmek imkanı sağlayan yere burada ama ikili karşılıklı bir futbolcu varken iki Kasımpaşa ve Galatasaray'la oraya yaklaşman oluşabilecek 12. kuraldaki faal ve fena hareketleri görme adına sana yarar sağlar. Bu minvalde gittiği yer doğru. İkincisi açı olarak kendisi arkadan gördüğü için oraya doğru gitse de top havadan geliyor çünkü tam olarak Galatasaraylı futbolcunun neresine çarptığını göremiyor. Ve bence bence her ne kadar her ne kadar yanılsa da hatalı olsa da gözü yanılsa da yani e, şu, çok zor bir pozisyon yardımcı hakemin desteğiyle penaltıyı veriyor. Ben burada yardımcı hakemi <laughs> Gerçekten hani çok suçlamıyorum. Neden? Şu el var ya şu el. Evet öyle. Şu el yanıltıyor kişiyi. Top burada omuzundan dönüyor. Yani şu kısımdan evet. dönüyor. Sol omuz. Şu el yanılttığı için yani bir de top buraya çarpıp böyle gidiyor yani. Sanki bu ele çarpıp gidiyormuş gibi yardımcı hakemi koşarken bak yardımcı hakem koşarken, koşarken görüyor. Ama hani şu şurada takdir ediyorum. Var yokmuş gibi bu ekibimin bir parçası gibi yardım ediyor. Yardımı hatalı. O hatalı yardım neticesinde hakem de penaltıyı veriyor. Ama işte varın güzelliği burada devreye girerek doğru bir uygulamayla hı hı. iptal ediyor. Fakat varın gösterdiği açılar ve görüntüler biraz sorun. Yani net kanıt kavramı Hı. var ya sunuyor. Şimdi mu? bir kale arkasından gösterdi. <laughs> bir e, diğer taraftan gösterdi. Yani şöyle şu elin mesela bir arkadan gösterdi buraya top geldiğini bir de buradan gösterdi. Yani tamam gözüküyor da ama net bir kanıt mesela ee, buradan gösterdiğini Oradan bak, anlayamayız mı? İşte bura, bak bir de buradan gösterdi. Şöyle bak, hocanın bak. tasvir Şimdi. ettiği kale arkası ve e, uzak cimicip e, kale üstündeki cimicipten gelen görüntü. Yok bak. Evet. Dolayısıyla bir tane çizgi kamerası vardır yukarıda. Hı hı. Oradan bakıp bunu büyütüp gösterebilirdi. Bu imkan vardı. Ha bunlar hani sana ya yani değil dedirtiyor hı hı. ama hani net kanıt kafra Ama şu var hani burada ben sadece teknik anlamda konuşuyorum teknik anlamda burada mesela Ali Şansalan tecrübesindeki bir hakim hani omuzundan sektiğini çeşitli açılardan bu açılardan da biz nasıl hani bu açılardan izleyip ya evet omuzdan gitmiş demiş ama şu kolun burada olması nasıl yardımcıyı yanılttıysa bazı görüntüler Yapıştırdığında bizi de yanıltabilirdi. O yüzden mesela şu açı bak hı hı. bak şu açı. Bu büyütülebilirdi. büyütülebilirdi. Bu açı taç çizgisinin arkasından evet. e, hocamızın ha, bahsettiği. de bize olmadığını gösteriyor ama ben tekrar altını çiziyorum. E, net net kanıt, kanıt kavramının. O yüzden burada açıları seçmek. Bak mesela burada ya omuzuna çarpıyor diyorsun. Evet sen ama bu eline hiç gelmedi diyememez ama hani bize bunu penaltı olmadığını gösteriyor o net kavramı net kanıt kavramının altını çizmek istiyorum O yüzden Aynen. hani hakeme gösterirken seyirciye gösterirken ee, o net kanıt kavramını ifade eden açılar seçilirse daha iyi olur yani bu, bu arada poz pozisyonla ilgili şunu itiraf ediyorum. hocam beni ne musun? şunu bir de bu temastan şöyle yapıyor ya yokmuş. Uh -huh. Ya o da yanıltıyor sanki hani elini kaçırmaya çalışıyor. ben sana gibi. bir şey söyleyeyim ya. En büyük yanılgıyı e, orada yaşadım ben. Sonra penaltı verdikten sonra Kasımpaşa'da futbolca <laughs> mesela ilk fol folun Tabii, net direkt böyle geldi böyle geldi. geldi. Aytaç gitti. Aytaç da sol elini tarif ediyor. Yani evet. açık diye Ona geldi diyor falan. Ama herkes o kadar net ki. Tek itiraz etmeyen bir kişi var. Yakup, sonra. Ya bey. o da böyle böldü. yaptı. O da bir şey. böyle yaptı. omuz dedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Sen ister Kasımpaşalı futbolcular, ister Galatasaraylı futbolcu olarak orada hakemin başını ye. Başının etini ye. Hani sağlıklı bir iletişim kurmasını istediğin kadar engelle. Tabii, orayı... İstediğin kadar itiraz et. Ortalığı yangın yerine çevir. hani <laughs> Yakup şunu biliyor. Bu omuzdan döndü ve vardan dönecek diyor. Bu kadar. Evet, çok iyi bir örneğim. Evet, bu kadar diyor. Murat açık bak, da aynı şeyi söylüyor. Bu kadar yani. yani. Diyor ki yani en çok etkilendiğimiz onun tavırları oldu zaten bizim. Bak yani. aynı aynı noktadaymışız. Aynı anda maç izletmeyelim <laughs> de söyleyelim de yani. Tabii baire başta evet, Farklı yani. yerlerde seyrettik. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani diyor ki futbolcu bak dikkat et, Penaltı diyor. O elini kaldırıyor, gösteriyor. İtirazlar falan bu arada Galatasaraylılar itiraz etmiyor çok enteresan. Tabii, yani. Onlar da çözemiyor. Yani o gör, görmemeleri normal ama Yakup baksan hiç itiraz Böyle etmiyor yani. dersin. Yok hiç itiraz etmiyor dersin. Net dersin ama futbolcu diyor ki ya var diyor müşteriye geliyor var var diyor. Müşteriye geliyor buradan diyor çok rahat emin ve döneceğini de biliyor. Öbürküler nasıl yangın yerine çeviriyor? <laughs> Peki bu iki pozisyonla ilgili bir sonuca varacağınızı şimdi şunu söyleyeceğim ee, şimdi ]layacağım. burada mesela aldığı açıyı bence yardımcı hakim bak koşarken veriyor görüyor musun yardımcı Hatta e, oyun alanının içinde yani, iki adım konsantre var. olmuş evet. ama yanıltıyor ben burada bak ben burada şunu söylemek istiyorum e, hatalı olabilir ama yardımcıları artık mesela bir Kemal Yılmaz olayı vardı hatırlarsın hani müdahale etti diye ee, ve sonra hakimliği ha, bıraktı. E, Sen Nasıl var varken niye müdahale ediyorsun? <laughs> yani var yokmuş gibi maç yönetin derken bir ekibe var varken neden müdahale oluyorsun diyemezsin. Burada yanıldı. Ama şu var. Ekibin bir parçası olarak var yokmuş gibi bir karar vermek açısından baktığımızda pozitif. Ama yanıldılar. İşte burada bak var devreye girdi, düzeltti. Bence açı olarak aldığı yer olarak yani netice itibariyle burada çok hata yok. Burada sadece geldiği nokta belki şu kolu şurada olması yanılttı ama penaltı değil. Şimdi ikinci pozisyona geldiğimizde de bak gelelim ikinci pozisyona ve tam e, bir kale arkası var ki arkadaşlar getirirse o e, öbür kale arkasından mesela Oğuzhan Çakır'ın Oğuzhan Çakır'ın bulunduğu yer itibariyle açı itibariyle <laughs> o pozisyonun bak ele gelip mesela sektini topun orada bir kırılma yaşadığını bulunduğu açıma bak önünün açıklığı itibariyle bak şimdi durdurun arkadaşlar dur durdurun <laughs> tam ele geldiğinde durdurun biraz geri alın önünde bak açıklık açısı bulunduğu yer bunu görebilme ihtimalini yükseltiyor. Bak Gelin dur. Gel gel. Şimdi durun arkadaşlar. Durun. Biraz daha gelin. Biraz daha gelin. Tam vurduğunda ha Şu anda bak iki futbolcu arasında net görüyor bunu. Hı hı. Bak, görüyor bunu. Acaba içeride olduğu için kolunu belki vücut Yok. engelliyor açı olabilir var. mi? Yok açı var. Evet, evet gördüm. Açı var. Eğer e, futbol Galatasaray futbolcunun sağ kolundan o hizadan baksa tamam. tamam bir adım ileride olsa imkansız işte, şey. Bak şu anda bulunduğu açı itibariyle bunu görebiliyor. Evet. Ama benim şahsi fikrim şu, İlk verdiği o penaltı var ya yardımcı ile birlikte el çıkmaması hani Hı -hı. kendisinde bir tereddüt oluştu e, ve acaba dedir tip acaba çünkü şimdi biz burada ağır çekim yapıyoruz ama orada şöyle bir durum var hani tık tık yapıyor evet, topu yani. Salisilik yani. böyle yani hmm. o topun şu açık kola çarpıp böyle yükselip tekrar devam etmesi saliselik. Yani görmüş olsa da yanılabilir ama ben gördüğüne eminim. Ele geldiğini görse de verememesinin nedeni, vermemesinin nedeni kafası acaba yine yanılır mıyım? O tedirginliği vara bıraktı. Bunu ama siz eleştiriyorsunuz değil mi? Yani, yani şimdi eğer yapmaması. Eğer diyorum tekrar ki ben hani bunu gördüğünü bulunduğu açı itibariyle e, görüyorum buradan açı yeri itibariyle eğer görüp de hani sen bu eli vermediysen ve acaba vara bıraktıysan tabii bu bir hata. Yani hem mental anlamda hem de teknik anlamda. Tabii. İyi ve daha iyi hakemi ve çok daha iyi hakemi ayırt edecek şeyler. Bunlar. Onu, onu ben mesela bir pozisyon var orada söylerim. Ee, çok güzel e, aldı onu da dakika 9'da e, evet. şey, Ali Can ee, Yunus'la, Yunus'a, Yunus'un Vink'e tamam. yaptığı bir faul neticesinde bir avantaj oynat şey oldu. Tam Kasımpaşa'lı sağ açıktan yardımcının evet. önünden gidecekken Çizginden top çıkmamış. Paralel. Çıksa evet. Tacı, bak yardımcı çıkanları, bak burada düdüğü çalıyor. Şimdi ben burada iyi ve daha iyi kavramını devreye sokarım. Hmm. Çevre kontrolü, avantajı oynatabilme Pozisyonu dönebilme bunlar. Yani orada hani görüp değerlendirmesi, değerlendirmemesi. E, çünkü bir de şu var. Şimdi genç bir hakim. Evet. Ben e, Oğuzhan Çakır'ı hakimde de e, hakimlik yaparken de takip ediyordum. Fiziği işte koşuşu, pozisyonlara yakınlığı itibariyle ben bu kadroda aynı Mehmet gibi Mehmet de mesela bugün Türkmen Samsun e, Göztepe. Üstü, Göztepe maçını yönetti mesela. Bak orada da 3 birden 4-3'e geldi. Buğra Taşkın Soy bugün Alanya Rize maçı yönetti mesela. Bak bunlar genç. İşte ben sadece şunu diyorum. Lütfen mesela Oğuzhan içinde oraya geleceğim. Lütfen bu arkadaşlarımız e, bu kadroda bizler için gelecek için ee, yıllarca hakimlik yapabilecek e, kapasiteye ve <laughs> yetiye sahip. Ama bunları biz hemen ön plana çıkartıp aman parlatalım derseniz çok yıpratırsınız. Yani iki sene, üç sene, evet bu arkadaşlar olur. Sonra bir yıpranma payı öyle çok büyük olur ki deformasyonu sonraki zamanlarda böyle hani adım adım aslında gelecek noktada bir anda yok etmiş olursunuz. Şimdi Oğuzhan Çakır için de ben bu mimaride söylüyorum gelecek için aslında bu kadronun iyi hakemlerinden biri. Ama bu maç gösterdi ki ki maçın başında zaten ben dikkat ettim o anlarsın yani hakemlikten geldiğim için de o heyecan, stres, kaygı maçın başında mesela bir faal olduğu devam ettirdi, olmayanı verdi. Falan. 12. faal ve fena hareketlerde genel bir eksiği var. Disiplin cezalarında e, değerlendirmeleri eksiklik mevcut. Ama e, şunu söylüyorum. E, henüz bu tip bir maç için hazır değil. Hmm. O yüzden e, kendisi de bu maçın seyredip özelleştirisini yapacak gelişimi için belli hocalarla, abileriyle ama bu tür e, ona söyleyeyim maçların havasını bilen yani ee, hocalarıyla abileriyle konuşsun. Yani İlle kendi şehrinde bir abisi var diye konuşmasın. Hani abi diye konuşur ama bu tür maçların havasını bilmez etmez. Hani nasıl bizim şimdi şu andaki Melek Başkanını hani Süper de hani e, o, onun gibi bir şey yani. Ee, ona tavsiyem ee, dolayısıyla e, biraz daha tecrübe edindikten sonra e, bu tür maçlara verilerek daha hazır bir halde Oğuzhan Çakır'ın gelişimi sağlanabilir. Hocam şimdi genel değerlendirmeyi de bu vesileyle çok kritik pozisyonlarla yapmış olduk. Ee, yine böyle seçtiğiniz spesifik pozisyonları Icardi, İkardi için Hı. diyorlar. Yani ilk golde şunu söyleyeyim. 34. dakikada faal yapıyor mu? Futbolcu rakibine. var ayağıyla topu iz toplarken ve yere basarken. Aksiyon alırken doğal bir aksiyon içerisinde olan bir durum bu. Hani bir gecikmiş müdahale veya efendime söyleyeyim ee, sahip olmadığı bir toplum için mücadele ederken yaptığı bir durum değil. Sahip olduğu topa dokunup ayağını yere indirirken doğal bir aksiyon itibariyle oluşan bir durum. Burada herhangi bir faulü gerektirecek durum yok golün verilmesi doğru ee, benim, Her tutmalardan hı. bahsedersek de İkardi böyle tutarken de e, Kasımpaşalı futbolcunun ismini Şimdi hemen söyleyeyim Opoku'nun da ha, opa. sağ eliyle Icardi Onun, tutması Ay yani o karşılıklı olduğu için de burada da herhangi bir üretecek bir şey yok dolayısıyla bu golde faal var öncesinde e, diyenler var bu golün e, nizami ve verilmesi doğru Hocam benim kafamda iki soru var. Biraz e, tabii e, süre e, sebebiyle de şeyin genel alıştığımız tekrarın dışına çıktık. Maç özelinde de biraz farklı tabii. Birincisi e, yine ilk başta konuştuğumuz e, hatta öyle bir şüphemiz de vardı. E, topun hakem atışıyla ya da kornerle başlaması e, e, penaltıda. E, iptal edilen penaltıda. Hı hı. Oradaki farklılığı bize açıklar mısınız? Eğer yani? düdüğü top oyundayken çizgilerin içerisinde çalsaydı, yani o top şimdi kornere çıktı ya, top hmm. oyun içindeyken çalsaydı başlayması hakem ateşli olacaktı. Yani kale içerisinden kaleciye vererek. Burada top oyun dışına çıktığı için, hmm. yani kornere ve top oyun dışındayken bu kararı çaldığı için. Korner'le başlaması doğru. Peki bir tane e, sarı kartla ilgili bir e, o şeyde kaldık. 85. dakikada Barış Alper'le Gökhan arasında bir mücadele. Hatta e, maçı anlatan arkadaşımız bile sarı kartı e, Barış'a e, çıktığını söylemişti. Sonra e, kulübeye çıktığı anlaşıldı. O, o mücadeleyi nasıl okudunuz, nasıl değerlendirdiniz? Oradaki hakem e, seremonisini nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi tabii şu, biz yayıncı kuruluşu bize gösterdiği hı. resimler üstünden görüyoruz. Yani maçı seyrederken o, buna çip, benzer bir bak. pozisyonda ilk yarı Osimhen'e yapıldı. Onda da hı hı. bir el kafaya geldiği şeyli. Yani şimdi elin tabii kullanımı konusunda hı. biz şöyle Ya yani el kafaya, yüze geldiği öyle bir şey yok. Elin kural dışı kullanımı. Yani bak üzerinde duruyoruz. Kural dışı illegal kullanımı. Her el yüze, her el kafaya değil. Burada da yani bence sarı kart gelecek bir şey yok ki biz önce barış sanettik Okan ben. Ben burada şunu söylemek Okan istiyorum. Ee, teknik teknik kulübelere gösterilen kartlar uzaktan gösterilmesi bir talimat. Hani oraya girip Sıcaklığı polemik yaratmayın diye. Yani. Nasıl ki nasıl ki hani burada hani bu sorunlar ortadan kalır futbolcular sarı kart gördüğünde anons yapılıyor ya bazen de hani kime gösterdiği belli olmuyor. Yayıncı kuruluş veya işte oradaki anons stat'tan anons yapan kişiler dördüncü hakemle öğreniyor sonra yayına veriyor. Teknik heyete de kart gösterildiğinde bu dördüncü hakem vasıtasıyla hem yayıncı kuruluşun hem de stat'taki İzledim. o ilan edecek kişiye bilgisini alıp veya verip Netleştirmek. Tabi yani mesela dikkatinde da o Kamburuk veya işte efendim söyleyeyim Ahmet Mehmet kulübeden veya şu futbolcu yedek futbolcu veya işte teknik heyetten doktor bilmem ne gibi en azından hem yayıncı kuruluşu hem seyredenleri yanıltmayan bir şey çıkar ortaya. Yani en azından iki dakika sonra yayın e, ilan kişiler aa barıştıymış Burak Anlar. Yani burada çözmeye çalışmaz. Anlatabildim mi demeksin? Ya yani bunun ilanı da olabilir. Bazen o seremoni de böyle direkt hani işaret ederek yapıyor bazen hakemler. Anladım yani kulübedeki şimdi, kişiyi. Orada öyle bir şeyi yok ama değil mi? Yok. Jest yani yok bak yani yok. yok bak, ben uzaktan çıkıyorum. gösteriyor. Evet. Bazen o o dediğin şey şöyle oluyor. Yani, yedek futbolcu birçok olduğu için hani hangi yedek futbolcu Hı -hı. olduğu için Hı -hı. ama teknik olarak hoca olduğu Anladım. zaman teknik teknikte hani yardım Orada değil tek iki tane olduğu He. için uzaktan olabiliyor bu. Ama yine de kişileri yanıltıyor. Bunların bilgisi mesela o anda stat'tan verilir, bilir. Ee, hem yayıncı kuruluş olarak hem bizler olarak hem de oradaki görevliye yardım edilmiş olur ee, diye düşünüyorum. Mesela ne oldu? Ee, beyin kanaması ile ilgili talimat yayınlandı. <laughs> Biraz geç de olsa. Yayınlandı. İşte, A iki hafta şeye tabi evet. olduktan sonra çeşitli işte yani bazı varyasyonlar da var. O yayınlanan talimat. Ben e, kulüplerin okumasını e, özellikle e, rica ediyorum. Çünkü e, enteresan şeyler de var. Yani mesela sen e, ilk, 11'de çık, e, ilk 11'de çıktın. 5 tane yedeğin var. senin. Hı -hı. Bak 5 yedeğin var. 5 yedeğini de oyuna soktun. Hakkını kullandın. 5 tane oyuncu çıktı. Eğer oynayan oyunculardan beyin Tram travması 5. ile ilgili <laughs> Bir değişiklik söz konusu olursa o çıkan oyuncudan biri girebiliyor. Hava hakkı var. Yani İcardi çıktı, tekrar oyuna girebiliyor ama buradaki şart şu. Tamam. Sen 5 yedekle çıkıp o 5 yedeni de Hı -hı. değiştirmiş olacaksın. Tabii. 16 e, 17. adamın olursa onu Yok. kullanıyorsun. Yani peki kaleci e, dahil? mesela 17. adamın hepsi, kaleci. Hepsi dahil. Daimi. Yani çünkü kurala göre mesela sen kaleciyle oyuncunun yerini değiştirebiliyorsun. O zaman kaleci e oyun içerisinde görebiliriz. Yani değişebiliyorsun, formaları değiştiriyor. Yani 17. Yani. adam kaleci bile olsa onu sokmak zorundasın. Buradaki handikap şu, hakemin herhangi bir yetkisi yok bunda. Yani bunu ben söylüyorum. Peki talimatta dakika, kim? Siz çünkü onu sorguladınız. Onu Şimdi şöyle söyleyeyim, dakika 80. A takımın 5 tane oyuncu değiştirdi. 81. dakikasında atıyorum mesela bir problem var futbolcunun. Okay. Yani şeytanın avukatlığı diyelim buna da aynı ama <laughs> kafasını yani tuttu ol, Olmayacak bir şey değil. 2 dakika sonra e, yere yatıyor ve kafasını tutuyor mesela diyelim. Doktor da giriyor kulüp doktoru. Eğer kulüp doktoru yok ise oradaki fizyoterapist, teknik heyet işte kaptana kadar e, sağlık yerel şey evet. yolu gidiyor karar verecek merci olarak. Burada kulüp doktoru sorumlu. Giriyor diyor ki hakeme arkadaş diyor futbolcumuz beyin travması geçiriyor hocam. Yani e, kafa travması geçiriyor. O yüzden çıkartıyoruz diyor. Onun değişiklik kartının rengi farklı. O yüzden çıkartıyoruz dediği anda hakem bir şey yapamaz. Altıncı hakkını kullanmış olur. Çünkü sakatlanmış mesela futbolcu. On kişi oynayacak. Yani mesela hemşirelik yırtılmış koşamıyor. Yani iki dakika sonra şöyle kafasını şöyle tutarak yatsa Dokturdaki etik yanlışı kim e, sorgulayacak veya değerlendirecek sonuçta? İnsanların ta kendisi. Hayır talimat da böyle bir açıklama yok mu yani bunun? Yok. İnsanların kendisi bunu hani sorgulayacak etik yanlışı etik doğruyu. Yani e, doktor bunu söyledi. Hakem bir şey yapamaz ve değişiklik oldu. Öbür tarafa da o hak geçiyor bu arada. Yani o da artı bir yapabiliyor. Ama bu ve buna benzer şeylere e, biz hazır olalım yani. Şimdi de, diyorum yani. Hani burada bir süre sonra Hipokrat yeminini sorgular olacağız yani. Eğer dediğiniz gibi bir durum söz konusu olursa. Yani bu enteresan bir gelişme. Abi şunu söylemek istiyorum ben. Burada doğruyu söyler, yalan söylerden ziyade sen sakatlanmalarda oyunu devam ettirip ettirmeme konusunda kafaya gelen durumlarda işte veya kafaya gelmeyip hakemin inisiyatifine bıraktığın durumlarda hakemi tamamen asimile ederek tek yetkili insanı ve doktorun kulüp doktorunun ne derse o bu konuda diyerek sonuca varırsan hakim hiçbir şey yapamaz. Şu anda bağlı yani, eli kolu söyledi. Yani şu anda hiçbir şey yapamaz. Madameyle. Yani, anlatabiliyor muyum? Mesela <laughs> e, şu mesela, bak Barış'ta e, Gökhan mı o futbolcu? E, evet evet. Gökhan'ın evet. önce mesela, Fazit Gökhan'ın dakika 87 işte ayağını bileğinde burkul. Şimdi ka kafa, kafaya çıktı şimdi kafasını tutuyor. Tuttu tuttu geldi doktor dedi kafasını tutuyor. Problem var dedi. Çıkartıyoruz dedi. Ve nedeni de bu dedi. Bitti bir şey diyemez. Yani beş tane diyorum. oyuncu değişikliği. Doktoru bu kaç dedi? Üç dedi falan. Yani beş Hadi tane geldi. oyuncu değişikliği yapılmış. Ee, adım bile burkulmuş. İşte tendonu e, <laughs> ama e, on kişi oynayacağına bu yola başvurulabilir. Hocam son olarak Oğuzhan Çakır'ın yine yani teknik ard arda geldi bir de o pozisyonlar hatırlayacaksınız. Abdülkerim Kosta avantaj uygulaması ee, bir de e, hemen arkasından bir iki dakika sonra Mertens'in ee, sarı kart e, faulü vardı Opoku'ya. Bunlar çok konuşuldu. Şimdi neden konuşuldu bunlar aslında? Ben onu söyleyeceğim. Ee, Oğuzhan'ın dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de verdiği teknik karar sonrasında eğer bir disiplin cezası uygulayacaksan araya bu kadar zaman sokarsan hmm. e, şimdi tırnak içerisinde sana Sufle yapılıyor denir. Şimdi ben gerek mertens konusunda... ...bak gerek bu bardak konusunda... Yani. ...veya işte Barış zannettiğimiz için... ...ben Barış'ı da dahil etmiştim bu pozisyonlara. Bak... Ee, ...şey yapsınlar... E, ...telsizleri dinlesinler... ...olmaması gereken... ...yaptığını zannetmiyorum ama... ...Ali Şansalan'ın... ...bir desteği var mı veya... Yardımcılardan mı geldi? Hı. Yardımcılardan geliyorsa kabulümdür. Ama ana şansalandan geliyorsa bu Aykır. protokolü protokole aykırıdır. Şimdi o görüntüyü veriyorsun sen. Belki de hiç gelmiyor ama o görüntüyü veriyorsun sen. Çünkü mesela bu bak bardakçı verdi sarı kartı bakın. Bir kere şunu söyleyeceğim. Mertens'e verdiği pozisyonda pozisyonu gördün. Hı. Tamam. Bak şimdi bak. izle Şimdi bak ben sana Mertens'in pozisyonunu izle. Şimdi, tamam. Pozisyonu söyleyeyim. ne yapıyor? Dönüyor. Topun gittiği yere bakıyor. Evet. Bakıyor. Bakıyor. Evet. Bakıyor. Vuruyor. Vuruyor. Bak oyun devam ediyor. Tamam mı? Hı hı hı. Ve sen Bayağı bu esnada bir, da... bir kere o top ilk çıktığında avantaja bırakmıyorsun. Yani senin o topa bakıyor olman vücut dilin Burada bir şey yok oynatıyorum avantaja bırakmıyorum evet, avantaja bir... bıraksan bırakırsın ki de avantaj gerçekleşmediği için de geri dönersin. Sen şimdi oyunu bir sakatlık var diyerek durdurdun bak durdurdun hı hı. faal yani. vermedin Hatta Muşayara gitti hakem atışını yaptı peki sen Mertense neye dayanarak sarı kart verdin? Evet bu çok tartışmalı. Katılıyor. Yani şimdi bak desen ki burada bir avantaj uygulandı. Kayboldu. Avantajı oynattın. Avantaj kayboldu. Oyun devam etti etti sonra durdu. Ben dedim ki tamam kabul bak avantajı oynattı döndü sarı kart verdi. Bak avantajı oynatmadın. Avantajı oynatmış olsam bile ki avantajı oynattığın gözükmüyor Oğuzhan. Evet. Burada avantaj da yok. Yani sen normal oyunu oynattın. Sonra futbolcu yerde yattığı için Özellikle Kasımpaşa futbolcu Canım. son adam olduğu için yani orada offset de bozabileceği ihtimaline karşı sen oyunu herhangi bir yerde durdurdun. Sonra Mertense sarı kart verdin. Neden? O zaman aklıma sadece e, ilk başta söylediğimiz sufle. ya yani Bardakçıya mesela de sarı kart ama bunları bu şekilde verirsen Kapalarda şüphe yani, uyan Yani sanki e, yani iki düşünce o da işte. Ya aldısı... Problem dersin hakem için ya da ya bu, geç bu geç konularda ha bu konularda e, destek almak zorunda o desteği de ekipten mi yoksa yukarıdan mı vardan evet, mı veriyor yani diye varsın. soru işaretleri olur. Şimdi, mesela, burada sen tamam sakatlanmış futbolcu durdurdun kabul görmedin. Gördün sen faulü vereceksin, sarı kart görmedin. Ama bir şey oldu, sakatlandı. E, hakim atışı yaptıracaksın ki hakim atışıyla başladın. Niye sarı kart veriyorsun? Onu anlamadım. Evet, demek ki görmedin. Bunu. Yani öyle bir ihlal veya veya bunu gördüysen <laughs> o zaman avantaj yok, bir şey yok. Çalacaksın diyor ki gördüğünü göstereceksin. Şimdi Mertens anlamıyor sarı kartını niye verdiğini, yani, faul çalmadın diyor. Yaklaşık benim yaptığım faulün e, bir avantajı yok sonra, diyor. Evet, e, yani sonra. bunlar işte bu genç. Erken. Yani sonuç itibariyle bu maça çıkmış. Bunlar hep bir tecrübe. Bunların daha da tecrübe edinecek bu tip maçlar değil de yine Süper evet. Lig'de daha farklı maçlarla... Adım adım tabii buraya yani gelmeleri lazım. Şu anda bu tip maçlar için erken. hazır değil olduğunu gösterdi. Ama yani sıfır anlamında demiyorum. Yani Başta giriş, yorumladın. Gelişimi mi? gösterdi. Çünkü maçın başında belirdi. Kaygısı, stresi, heyecanı. Onu bir kere üzerinden atacak ondan sonra hazır halde daha iyi yönetimler sergileyeceğine inanıyorum ama yani bu maçı itibariyle işte hem majör kararlarda hem de bu gibi faal ve fena hareket ve disiplin uygulamalarında eksikleri ve hataları vardı. Son bölümde tekrar karşınızdayız. Evet yarın akşam Antalya Spor Fenerbahçe maçının sonunda e, Cihan Aydın'ın e, performansını, maçta yaşananları, takımları sevgili hocamız bizler için yorumlayacak. Yarın Trabzonspor Spor, Konya Spor'u konuk ediyor saat 16'da. Beşiktaş pazartesi günü oynayacak. E, son olarak hocam atamalara neler söyleyeceksiniz bu karşılaşmalarda? Fenerbahçe'nin Cihan Aydın geçen hafta evlendi. Allah bir yastık hocasın. E, Trabzon maçında Halil Umut Meler, e, bu atamanın altında e, çok şey konuşulur da, e, her neyse Halil Umut Meler de biliyordur zaten. E, Kasımpaşa maçında, çünkü Halil Umut Meler Kasımpaşa maçında verilen, ona verilen var. Şimdi bu hafta Trabzon maçında, ki Trabzon iki haftadır hakemlerle ilgili Sıkıntılı. E, konuşuyor ama geçen hafta, yani Ali şansanın maçında değil de geçen hafta haklılar bence. Ee, ama işte Halil Umutmeler işte bir numara gönderiliyor ama acaba ondan mı yoksa farklı bir şey mi? Ama en ilginç Pazartesi haricinde. E, 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 demek ki Atilla olan bu haftada maçı alıyorsa e, derbide verdiği penaltı e, merkez erken kullanınca doğru cezaya sokulacak bir pozisyon değil. Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltı evet. demek ki doğru yani. Ee, e, bence hani ha neyse. Peki hocam teşekkürler. Bu şey gibi. Mesela Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında da Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında da e, var hakemi o elle <laughs> Fenerbahçe'nin lehine verilmesi gelen bir penaltıyı es geçiyor. Hemen bir gün sonra yine var hakemi olarak ve üç gün sonra da hakem olarak görevlendiriliyor. Orada da mesela penaltı değilmiş. Yani ya ee, da cezai veya yok e, uygulaması yok pozitif yok uygulaması yok, yok. yani şu var e, hakemin verdiği kararın doğruluğu veya evet. hatasından ziyade sonuca göre mesela Volkan Bayarslan ve Erkan Engin e, hatalı karar verip o hatalı karar sonucu değiştirdiği için maç yok ama senin verdiğin hatalı karar sonucu etki etmiyorsa devam Sonuçtan bu çıkıyor. Yarın akşam tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere.